Merhaba arkadaşlar. ODTÜ, kısa adına bildiğimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin TRYOS ile öğrenci alım kriterleri belli oldu. Bu ana sayfa, ana sayfada bir genel bilgiler var. Şimdi bununla ilgili detay bilgilere yavaş yavaş gelelim. Öncelikle acaba kaç puan istiyor adam başlayalım. Bakın şurada daha önce bu yoktu. 2024 yılı itibariyle artık TL YÖS'le tüm üniversiteler, Türkiye'deki tüm üniversiteler öğrenci alımı yapmak zorundalar. Ha hiç öğrenci almayabilir mi? Olabilir belki ama genelde yabancı uyruklu yurt dışından öğrenci alımı üniversiteler yapıyor. Bu bağlamda ODTÜ'ye baktığımız zaman adayın girdiği TL YÖS sınavında sıralama itibariyle %5'lik dilinde yer alması gerekir diyor. Tabii ki sınav sonuç belgelerinde yani ÖSYM'nin yayınlamış olduğu size göndermiş olduğu sınav sonuç belgelerinde yüzdelik dilim yok. Ha, belki bu 2024 18 Mayıs sınavında konur mu bilmiyorum ama daha önceki sınavlarda sadece sizin sıranız yazıyordu ve aday sayısı yazıyordu. O yüzden bunu sizin kendinizin hesaplaması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse. 2023 yılını baz alırsak Ocak ayında yapılan, Ocak'ın sonunda yapılan sınavda ortalama rakamları yakışık konuşuyorum. 20 bin kişi girdi. 19.600 bin civarıydı. 20 bin kişi girdi ise %5 daha arkadaşlar bu. İlk bin kişiye girmiş olmaz gerekiyordu. Buradan hesabı yaparsınız, kaç aday girdi, sizin sıralamanız kaç, onu oranlarsınız, çarparsınız yüzde, yüzde beş, kaça girdiğini bulursunuz arkadaşlar. Demek ki tekrar söylüyorum, 2023 Ocak sınavına sınav girdiyseniz, ilk bin kişiye, yani sıralamanız ilk bin içindeyse, ot diye başvurabiliyorsunuz. Eğer Kasım 2023 sınavında puan aldıysanız, burada da aşağı yukarı 8600, hadi onu 9000 diyelim yuvarlak, 9000 dersek eğer, evet burada biraz daha tabi sayı az olunca... İlk 450 kişi arasına girmiş olmanız gerekiyor. Kasım sınavındaki sıralamanızın 450 veya altında olması gerekiyor. Mayıs sınavına kaç kişi gireceğini bilmiyoruz ama tahminen yani biraz daha fazla girer. Yani yine bir 20-25 bin kişi, 30 bin kişi olabilir belki. Yani şöyle diyelim ortalama 30 bin kişi olursa işte ortalama. İlk 1500'de yani yine 20 bin civarında kişi başvurursa sınava girerse. Bu sefer ilk bin kişi arasında olmanız gerekiyor. Bu en önemli kriter. Ama asıl en önemli şey TDYS'ü artık kabul ediyor ODTÜ ve %5'lik dilinden öğrenci alacağını söyledi. Şurada bir başvuru tarihleri var. Evet daha başvuru tarihlerine var ama şimdiden hazır olalım eğer bu üniversite düşünüyorsanız. Tabi birçok uluslararası sıralamada Türkiye'nin de ilk 10'una giren bir üniversitemiz biliyorsunuz. Eee Haziran 3'ünde başlıyor başvurular. Bakın ve Temmuz'un 14'ünde bitiyor. Hatta bakın 3 Haziran saat 9'da beklemeyin 16'da atacakmış başvuru saat 4'te ve 14 Temmuz'da da gece yani 23:09'da kapanacakmış ve başvurular arkadaşlar online yapılacak. Bakın tarihler de burada aklınızda olsun ve şuradan da bakalım ve şunu söylüyor tabi burada zaman zaman biz de bunları duyuyoruz bazen yani görmüyoruz ama duyuyoruz, duymalıyoruz. Belli işte şirketler, kuruluşlar, şahıslar e, sizlerle itibata geçip bazı biz yaparız, bir şunu yaparız, siz üniversiteye sokarız şeklinde bir, bir, takım serzenişlerle görüyoruz. Bunların hiçbirisine itibar etmeyin diyor ODTÜ ve tüm başvurular öğrencinin kendi bireysel başvurusuyla yapılacaktır ve online yapılacaktır ve şu linkten application.metu.edu.tr şu adres işte altta yazıyordu şurada. Buradan yapacağınız ses ne yapıyor arkadaşlar? Söylüyor. Online dışında başka bir belgeyle online bununla, postayla e-postayla başvuru yok. Zaten birçok üniversitede artık hatta, hatta hepsi artık online başvuruya geçti arkadaşlar. Buradaki önemli şey eksik belgeyle başvuru yapmayın diyor. Eksik belgeyle başvuru yaparsanız başvuru değerlendirmeye alınmaz. O yüzden burası önemli. Peki başvuru belgeleri ne arkadaşlar? Genelde bütün üniversitelerin istemiş olduğu yaklaşık olarak ortak bir başvuru listesi var. Fotoğraf, kimlik belgesi, işte lise diploması. Bakın lisede alınan dersleri gösterir transkript. Bunu bazı üniversiteler istemiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Bir de bu arada tabii ki eğer e, başvuruda kullanacak olan minimum başvuru kriteri yer alan sınav kopyası tabii sınav sonuç belgesi bir de başvuru ücreti 55 dolar karşılığı bir e, TL karşılığını ödeyeceğinizi istemiş. Burası arkadaşlar. Bu da yine bunun detayını okursunuz. Bir de bu üniversitemiz için ek belge var. Yani sizin TL-YOS'ta ilk %5'lik dilime girmeniz ve buradaki belgeleri ve şu başvuru ücretini ödeyerek başvuru yapmanız yeterli gelmiyor. Bununla birlikte bakın şöyle başvuruyu güçlendirme yolları diye bir başlık atmış. Bu güzel bir şey aslında benim için benim kişisel olarak gör görüşüm bu yönde. Tabii o en az bir tanesini sağlıyorsunuz. E, takip eden sayfada şu an hatta gösteriyor arkadaşlar. Tabii nedir bu ek bilgiler? Bakın şöyle. sınavı puanı. Herhangi bir e, İngilizce şart değil. Almanca biliyorsanız, Fransızca biliyorsanız hatta Arapça biliyorsanız arkadaşlar bunun sonuç belgesi varsa bunu koyun diyor. Yine TR e, TRYOS dışında eğer girdiğiniz SAT gibi, ACT gibi, e, AB gibi, EB gibi sınavlar da olabilir. Veya şeyin Azerbaycan'ın yaptığı uluslararası yine TQDK YÖS sınavı gibi bir sınav yapıyor. O sınav sonucu belgelerini koyabiliyorsunuz eğer varsa. Yoksa şart değil. Yine bakın yine bir lise derslerinizden bir için hazırladığınız örnek bir kompozisyon, makale <laughs> ödev şeklinde bir yazı örneği istemiş. Yani sizin sözler gücünüzü ölçmek istiyor. Referans mektubu istiyor arkadaşlar. Özellikle lise öğretmenlerinin tarafından bir tanesi ve iki tanesi tarafından. Bakın birden fazla olabilir demişler burada. Niyet mektubu bu çok önemli. Bu çoğu üç dışındaki üniversiteler de bunu ister. Yani siz neden ODTÜ tercih ediyorsunuz? Neden ODTÜ'de okumak istiyorsunuz? Buradan mezun olmak istiyorsunuz? Bunu açıklayan genelde bir sayfayı geçmeyen bir mektuptur. Ee, bunu güzel şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bunun örnekleri internette bulunabilir. Yine önceki çalışmanızı gösteren bir portföy. Evet bu yurt dışında çok yaygın. Yani artık siz sadece bir sınav sonuç belgesiyle veya lise diplomasıyla üniversiteye başvurmuyorsunuz. Bu aşamaya kadar neler yaptınız? Hatta bu da aşağıda bir adımda söyleyecek arkadaşlar bunu. Bakın e, bunun dışında portföy dışında bakın otlu okumak istediğiniz bölümle ilgili ilgili sertifika, başarı belgesi veya başka kurs belgesi gibi dokümanları da yükleyebilirsiniz. Bunlar şart değil ama en az bir tanesini veya iki tanesini hatta mümkünse bir çoğunu yüklerseniz eğer size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yani ilk %5 dilime girmek yeterli değil. O başvurunun ön kriteri. Bakın hatta burada Kurs Era gibi belki burada Udemy de mesela da buraya koyabilirsiniz. Daha buna benzer Udemy, Kurs Era veya başka böyle platformlarda var, portallar var, Kurs portalları var. Türkiye'de de belki vardır. Onlardan da düşünebilirsiniz. Buradan aldığınız belgeyi, sertifikayı buraya koyun diyor. Yine son zamanlarda çok popüler olduğu topluma hizmet ya da sivil toplum kuruluşlarına katıldığını gösteren belgeler işte kıza da çarpmış olabilirsiniz, geçirer de çarpmış olabilirsiniz veya başka bir e, toplum kuruluşlarında çalışmışsanız burada o katıldığınızı gösteren belge istiyor. Yine ders dışı etkinlikler, kim arkadaşlarımızın sportif başarıları var, sanatsal başarısı var, Bunlar varsa bunları belgeleyin, bunları buraya koyun diyor arkadaşlar. Bir de Allah göstermesin tabii ki engellilik, hastalık ya da mali durum gibi bazı özel durumları gösteren belgeleri de buraya koymanızı istiyor arkadaşlar. Bütün bunlar eğer burada ne kadar çok fazla belge koyarsak benim kişisel görüşüm belki kabulde bir avantaj sağlayabilir arkadaşlar sizlere. Tabii ortuda eğitim dili tüm bölümler için aksar İngilizce, bütün bölümler İngilizce eğitim vermekte. Tabii ki eğer geçerli bir ortyunun kabul etmiş olduğu bir e, yeterlilik e, sınav sonuç belgesi var, yani notu var doğrusu, skor var, eğer onu sağlarsanız direk bölümlere başlayabilip derslere başlayabilirsiniz. Eğer öyle bir belgeniz yoksa veya sınava girdiğiniz zaman TOEFL'a girdiğiniz zaman yeterli bir belge alamadıysanız eğer sınav sonucu o zaman ODTÜ'nün yaptığı İngilizce yeterlik sınavına giriyorsunuz. Kısa adı IYS diyoruz. Tüm üniversitelerde bu vardır eğer İngilizce eğitim yapıyorsa. Bu sınavdan da eğer yine yeterli bir geçerli bir sınav sonucu alamadıysanız eğer bir sene boyunca temel İngilizce bölümünde İngilizce hazırlık sınıfına devam ediyorsunuz. Zaten bu tüm üniversitelerin vardır. Ee, bu şekilde bir yapı var. Bu şekilde arkadaşlar tüm derslerin İngilizce olduğunu söyleyebiliriz. Bir de de e, kabul etmiş olduğu yani İngilizce tek sınavını eşdeğer e, sınavlar ve puanlarını yazıyor. Ona şu an burada girmeyeceğim. Buna daha sonra bakarsınız. Son olarak da kontenjanlara gelelim. Evet. Şöyle tabi bunlar hepsi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için. Yani sizlerin kayıt olacağı döneme ait bilgilerdir arkadaşlar. Burada tek bilgi yok. O da tabii ki e, öğrenim fiyatları. Buna biz halk arasında, öğrenci arasında harç diyoruz kısaca. E, bunlar henüz daha belli olmamış tabii ki. Çünkü bunun için Mali Bakanlığı'nın bir bilim fiyat belirlemesi lazım. Ona göre de üniversiteler e, her bölümün ayrı ayrı veya tüm bölümler içinde yapabilir bir ortak bir e, öğrenim fiyatı koyuyor arkadaşlar. O da belli değil. Ama onun dışında her şey belli. Ne olacağı, başvuru tarihleri ve bakın kontenjanlara bakarsak eğer ortalama şöyle 300 küsür burada kontenjan var. Yani zaten siz diyelim ki 20.000 20 kişi başvurdu. 20.000'in %5'i işte bin yaptı. bin kişiye girdiniz ve o bin kişiye girmek yeterli değil. Bir de tabii ODTÜ çok talep alan çok talep isteyen bir üniversite o diye düşünüyorum. Öyle olunca belki de ilk 500 lira falan girmeniz aksar gerekecek diye düşünüyorum. Yani i̇lk girmek belki yeterli gelmeyebilir. Kişisel görüşümü konuyu sunuyorum ortaya. Belki, belki de dokuzuncu e, kişi de tabii gidebilir. Başvurmaz diye bir şey yok. Bir de dediğim gibi sadece puan değil o ekstra hani belgeler istiyordu orada. Onlara da eğer koyarsanız e, biraz daha avantaj sağlayacak size Bakın bölümler farklı farklı. Bakın mesela mimarlığa 10 kişi ilk kontenjan ayırmış. Mesela kimya bölümüne 5 kişi. Bakın fizik bölümüne temel bilim 25 kişi ayırmış e, ee, iktisat işletmelere bakın çok iktisat bakın 10 kişi ama işletmeye 3 kişi ayırmış. Uluslararası ilişkiler genelde yani yabancı öğrencilerin çok tercih ettikleri çünkü onların birçoğu 3-4 dil biliyor. Bakın 6 kişi ayırmış. Eğitim fakültesi var. Öğretmenlikler, tabii öğretmenlikler hakkında unutmuyoruz. Mavi katların değil mi? Neyi vardı? %10 sınırı vardı. Ee, çeşitli şekillerde kontenjan vermiş. Mühendisliğe baktığımız zaman ise Evet, farklı farklı kontenjanlar var. Bakın bilgisayar mühendisliği çok güzel. 14 kişilik çok talep gören bir bölüm son, son bu 3-5 yıldır bilhassa. Mesela gıda mühendisliği 6. Mesela kimya mühendisliği bakın burada 8. Ee, makine mühendisliği 11. Çeşit çeşit hepsini okumuyorum. Buradan bakarsınız zaten görüyorsunuz. Bu şekilde durum değerlendirmesi yaparsanız. Eğer Otlu Üniversitesi'nde, ana Otodoğu Teknik Üniversitesi'nde eğer okumak istiyorsanız tüm bilgileri burada sizlere sunmaya çalıştık. Eğer yine takıldığınız bir soru olursa sorabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırız. Hepinize 18 Mayıs 2024 yılında yapılacak olan TRYÖ sınavında bir kere daha başarılar dilemek istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.